Halis harita. İleride sınır kapısına giden yola katılıyor. Yani her halükarda vadiden geçmemiz lazım. Yoksa buralarda debelenir kalırız. Miro üstümüze geliyorsa komutanım, onu orada karşılayacağız demektir. Böyle bir risk de var tabi. O herif yapar mı bunu ya? Kim? Miro mu? Miro güvercin kanattandır. Barışçıdır hergele. Genelde teorik işlerle uğraşır. Hatta kulak kesmediğinde romantik biridir. İyi o zaman. Ama bunu yapar. Komutanım. Yani değil ki, güvercin değil ama aynı zamanda busu da atar değil. Ha evet evet, tadından yenmiyor. Hadi göbekli yaşlı başçavuş dedi ya. Komutan o, başçavuşum yani. Yalan söyleyecek değil ya adam. Ya. Halis, ne diyorsun oğlum? Bu bizim geçiş biletimiz olur mu? Yani, bir bakmak lazım komutanım. İyi, bakalım o zaman. Ulan biz korktuk Hicabi. Bizim meslek meslek değil, bizim hayat hayat değil Hicabi. Bugünümüze şükür abi. Niye öyle diyorsun? Ulan korktuk diyorum. Yengem beni eve almayacak neredeyse. Ulan kadın utanmasa beni bahçede hortumla yıkayacak. Öyle korktuk yani ha. Abi biz bu saatten sonra başka ne yapak? İşte gidip geliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Kestirmeden gitmemiz iyi oldu ha mı? Yalnız sakat yer abi burası. Vallahi ürperiyorum ben. Ula oğlum buradan tam 40 kilometre fark ediyor ha. Hele sınır geçmeden bir de depoyu doldurduk mu kar üzerine kar sağlarız. Sen hiç merak etme. Abi dur. Ula ne oluyor? Biz ayvayı yedik abi. Ben sana dedim bu salak yoldan gitmeyelim diye. Ben sana dedim. Ula dur hemen panik yapma. Kim bunlar la? Bizi sarak o! Bizi sarak! La bir dur! Buyur. Araba Mersin plaka. Siz kimsiniz? Ula Hacı abi onlardan değil bu, teyze oğlu bu. Ya biz sizi şey sandık abi. Biz şoförük işte öyle gidip geldik. Para ver, para ver. Bizi de alır mısınız? Vallahi şimdi siz kimsiniz diyeceğim ama hani öyle silah külah olunca da ayıp olacak yani. Zorlama yok arkadaş. Alırsanız arkada bir yer buluruz. Şimdi ileride kontrol vardır abi. Hani böyle çoluk çocuk da var evde. Ama bir yandan sizi de kırmak istemiyorum ama. Jandarmayız biz oğlum. Türkiye'ye geçmemiz lazım. Ula Hüce abi aç kasaları. Atlayın. Ne
Ya neden aldın abicim hemen adamları ya? Ulan jandarmadır oğlum. İyi de ileride örgüt durdurursa ne diyeceksin? Başka biri durdurursa, seni zindana atarsa ne yapacaksın? Kestirme diye girdim buraya, kafamızı kestireceksin sen ya, kafamızı. Ulan çok konuşup durma inek herif. Ben kaptanım, sen muavinsin. Ben ne dersem o, ben öl dersem öleceksin, o kadar yani. Yok ya. Aynen. Yok ya. Ya. Yalnız Osman'ı hala öldürmemiş oldukları için çok şanslıyız komutanım. Öyle. Ya ben korkuyorum falan ama. Allah muhafaza ya. Operasyon yapılacak diye böyle bir şey yapmaz. Komutanım bu ara çok mu yavaş gidiyor ya? Evet komutanım, geç kalacağız. Osman'a şimdilik bir şey yapmayacaklar. İnşallah. Ama şimdilik. Yani komutanım. Yani sisteminin. Osman'a sürekli olarak ilaç verilmiş. Eş zamanda da propagandaya tabi tutulmuş. Bütün bunlar bir tek şeyi işaret ediyor. Aldığınız eğitimi düşünün beyler. Beyin yıkama işi. Canlı bombalar böyle fabrikalarda yapılıyor işte. Ama Osman. Yani Osman bunu yapmaz komutanım. Yapar mı? Bunu ona yaptırabilirler mi? Orasını bilmiyorum Halis. Ama bu sadist en azından bunu deneyecektir. Osman'ı hayatta tutması, hatta tedavi etmesi bir tek şeyi gösteriyor. Sansasyonun büyüğünün peşinde. Lan ne kadar yavaş gidiyor bu ya. Dır 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 dır. Bas ulan biraz bas. Dersiz başımıza dert aldın Hamit abi. Derdin büyüğünü almışız, haberin yoktur. Ula oğlum sen çok titrek adamsın ha. Oldun bittim titrek adamsın, hala tırsaksın ha. He abi, sen kahraman ol abi. Sen yiğit ol, ben tırsak olayım. Birazdan yolumuzu keserlerse o zaman sorarım sana yiğitlikleri. Ulan deniyor, ulan kütük. Ulan bu memleket meselesi değildir. Bu adamlar babasına hayrına burada görev yapıyor. Nereden biliyorsun Teyzoğlu Hamit abi? Nereden biliyorsun? Ya adamlar başka niyetle burada şey ediyorlarsa? La hakikaten ha. Ne yapıyorlar acaba la burada? Ya bana bak bir düşünsene hele. Vazife icabı. Geçiyorsun sınırın öbür tarafına.
Kanun namına olayı yani. Ne kadar heyecanlı ha mi? Safsın sen, saf. Bak büyüğümsün eyvallah ama safsın Hamit abi. Ula hamiyetsiz icabi. Nankör icabi. Ula bu jandarmelerin burada olması rahmettir ula, rahmet. Ula bu herifler sürekli yol keserek senden kaç kere haraç aldı ha? İnsanları kaç kere sorguya çekti? Nankör. Abi öyle diyorsun da. Hayır arkadaş, burada olsunlar. İsterse dört tanesi olsun, isterse tabur olsun, isterse ordu olsun. Aman! Ula bunlar da kim? Ula eyvah ki eyvah. Eyvah ya, şapa oturduk mu? Ula arkadakileri ne yapacağız, ne diyeceğiz? Abi dur, haremler tarayacak şimdi bizi. Dur hele ışığı kapat. Hazır olun beyler. Buyur abi. Ne işiniz var ula sizin bu yolda? Biz buzdolabını yıktık abi. Bu sınıra doğru şey edik. Mersinli misiniz? Yok abi, araba Mersinli. Biz teyze oğluyla beraber Siverekliyiz, Kürdüz biz. He, öyle mi? He ya, hatta 10 dakika önce bizim teyze oğlu böyle camı açıp bici seroke diye bağırdı. Sonra dedim ulan ne yapıyorsun, ortalığı yıktı, gül içtik böyle. İnin aşağı ulan! İnin! İnin! Sen yanlış anladın. Biz Kürdüz abi, hatta biz Siverekliyiz. Benim anam Muş. Geç lan ulan! Gevezeliği bırakın ona. Arka kasayı açın. Hadi ula, siz de arkaya bakın. Hadi. Arkadakiler! Ulan arkadakiler! Ulan açmayın, hadi gelin, dikkat edin! Kırdık hadi. Eval takip edelim mi? Ne? Takip mi? Kimle takip edeceksin? Bu kepkiklerle mi?